Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Korkma, korkma. Türk dizilerini izledim. Abi okuyor. Bak daha 8. sınıf benimle aynı boy. Maşallah. Gençler ve daima genç kalan insanlar. Bildiğiniz gibi hala Makedonya. Moldova, Gagavuzya'dayım. Şimdi bugün ilginç bir gün. Güzel arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burada bir tane bir Instagram'dan paylaşım gelen bir Türk dedi ki abi biz burada, ben de burada Türk okulunda öğretmenim. İstiyorsan gel sana hani buradaki Türk okullarını görsün. Ben dedim olur. Şu bakın ben Karal Otel'de kalıyordum burada. Soruyorsun nerede kaldığımı. Acaba benim abim mi var? Buymuş. Biz de yeni tanışacağız bu arada. Hoppa selamlar. Merhabalar. Hoş geldin. Sağ ol, sana kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Yayında mısın? Yayındayız. Ne yapıyorsunuz burada? Burada ben öğretmenim. Kongaz'da Türk Lisesi var. Türk Moldova Lisesi. Türkiye'den öğretmenler görev yapıyor. Orada Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. Okulumuz Moldova müfredatına bağlı. Şey olarak ama Moldova ile Türkiye arasında bir protokolle yarı Türkiye'ye bağlı, yarı Moldova'ya bağlı. İdari olarak, öğretmen kadrosu olarak. Okulumuzda biz Türkçe öğretiyoruz. Öğrencilerimizin çoğunluğu Gagavuz Türk'ü. Onun yanında İngilizce öğretiliyor. Sayısal derslerimiz, matematik, fizik, kimya, biyoloji İngilizce olarak işleniyor. Türkiye'den öğretmenler öyle seçilerek geliyor. Onun yanında zaten çocuklar çok iyi Rusça biliyor. Rumence biliyorlar. Çoğunluğu. Yani çok dilli bir eğitim var bizim okulumuzun en büyük özelliği ve Moldova genelinde tanınmasını sağlayan iyi derecede İngilizce öğretilmesi, Türkçe öğretilmesi. Buraya nasıl, siz nasıl denk geldiniz? Ya şöyle şimdi Türkiye'de milli eğitim kadrosunda 5 yılı dolduran öğretmenlere yurt dışında görev hakkı doğuyor. Yazılı sınava giriyorsunuz. Yazılı sınavdan sonra mülakat, sözlü sınav. Onu da geçtikten sonra yurt dışında görevlendiriliyorsunuz. Siz seçiyorsunuz önceden. Aa. Yani biraz karışık. Ben Balkan grubunu seçtim. Hedefim, isteğim Romanya'ydı. Köstence'de de bir Türk okulu var. Orada görev almaktı ama nasip olmadı. Buraya Moldova'ya verdiler. Nasıl burada yaşam? Burada yaşam güzel. Yani ben Mersin'in Silifke ilçesinde doğup büyüdüm. Küçük bir ilçe, küçük bir yerde büyüdüm. Üniversiteyi de Mersin merkezde okudum. Hani küçük yerleri sevenler için ideal bir yer. Kalabalık yok, trafik yok. Her yere yürüyerek gidebilirsin. Yani bu araba da benim değil, okul müdürümüzün arabası böyle. Moldova içinde okula gidip gelirken ayağımızı yerden kessin diye aldık ama bayağı şey bir araba. Yani onun dışında arabaya ihtiyaç duymuyorum. Ben bir yıl oldu. Yani Komrat'ın içinde zaten her yere yürüyerek. Burada otostop kültürü çok yaygın. Yani dün ben müdürümden arabayı almıştım. Arabayı almasaydım şu az önceki durakta bekleyecektim. Otostop çekecektim. Yani şeyi yok. Kimse yadırgamıyor. Kimse Türkiye'deki gibi farklı gözle de bakmıyor. İşte biniyorsun. Otobüs ücreti kadar, dolmuş ücreti kadar. Gittiğin yere, yerde adama parasını veriyorsun. Kimisi alıyor, kimisi almıyor. Yani her yere de otostopla gidebilirsiniz burada. İlginçmiş. Evet evet, çok yaygın yani. Gagavuzların kökeninde Uzlar var. Daha önce bu coğrafyaya gelmiş olan Türk boyları, bizim Oğuzların Hristiyanlaşan kesimi diyeyim. Uzlar var, Kıpçaklar var, Peçenekler var. Ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 2. İzzettin Keykavuz'la beraber Dobruca bölgesine yerleştirilen, Anadolu'dan gitme, Konya Karaman bölgesinden gitme Oğuz Türkleri var. Türkmenler var. Onlar Dobruca bölgesinde yani kaynaşmış, aynı dili kullandıkları için çok rahatlıkla iletişim kurabilmişler. O sırada tabi Uzların büyük bir kısmı Hristiyanlığa geçmiş, Ortodoks Hristiyan olmuş. Bizans etkisiyle özellikle. Daha sonrasında da Dobruca bölgesinde uzun yıllar kalmışlar. Hatta orada 1450'li yıllarda bir böyle bir prenslik tarzında bir devlet kurmuşlar. İlk hükümdarlar da Dobriç diye bir adam. Dobruca adı da oradan geliyor. Daha sonra 1800'lere doğru bu tarafa sürgün edilmişler, sürülmüşler. Bu Basarabya dediğimiz
Türkiye'ye 1800'lerde gönderilmişler, buraya yerleşmişler. Yani ilk başta farklı gibi geliyor, şey gibi geliyor ama böyle ayrıntıya girdiğiniz zaman, özellikle kelimelerde, ben bir de Türkçeci olduğum için daha çok üzerinde düşünüyorum. Yani çok ortak yön var. Çok rahat anlaşılıyor. Çok zaten rahat anlaşıyorsun. Bazı kelimeler anlam değişimine uğramış. Daha doğrusu bazı kelimelerin biz hani değişmiş ya abi, biz böyle kullanmıyorduk dediğimiz kelimelerin aslında gerçek halini kullanıyorlar. Yani mesela çocuk diyor, ben bu kitabı diyor, yani kitap demiyor onlar, kiat diyor, kağıttan çevirmişler. Bu kitabı diyor, başardım diyor. Yani burada başarmayı bitirmek anlamında kullanıyorlar mesela. Yani düşündüğün zaman başarmakla bitirmek arasında evet bir anlam bağlantısı var. Evet. Yani şey var, çok güzel bir dil. Yani ben burada geçen yıl Gagavuzca üzerine böyle okumalar yaptım. Çocuklarla olabildiğince konuştum, insanlarla konuştum. Çok keyifli bir dil. Tarihte yolculuk gibi oluyor. Bizim 500 yıl önce konuştuğumuz Türkçe'yi konuşuyorlar aslında. Nasıl Hristiyan olmuşlar? Şöyle anlatayım hani... Tarihe baktığımızda aslında birçok Türk boyu zamanla Hristiyan olmuş. Yani bir kısım Müslümanlaşırken bir kısmı da Hristiyanlaşmış. Bu Hristiyanlaşanların birçoğu zaten zamanla asimile olmuşlar. İşte Kuman Kıpçak dediğimiz boylar, Peçenekler, Uzlar, Hunlar, bugünkü Macaristan'ın temelini oluşturan etnik göken. Yani Gagavuzlar da bu süreç içerisinde Hristiyan olmuşlar. Hani Gagavuz araştırmacıların, tarihçilerin hani kitapları var, böyle şeylerinde ayrıntılarıyla anlatıyorlar. Yani bu coğrafyada yaşayan Türkler zamanla Hristiyanlaşmışlar. Ama Gagavuzlar farklı bir şekilde dillerini korumuşlar. Evet, bu çok ilginç. Evet, yani çok güzel bir şey, kendilerini koruyabilmeleri. Yani o kadar Bulgarların içinde yaşamışlar, farklı etnik grupların içinde kapalı bir toplum şeklinde dillerini, kültürlerini muhafaza etmişler. Yani bugün hani bizdeki hep o algının tam tersini yaratıyorlar. Hani bir Türk boyu Hristiyanlaşırsa ya Slavlaşıyor ya da Latinleşiyor şeklinde bir anlayış var. Bu şekilde kendilerini korumuşlar. Hani daha ötesinde söyleyeyim, bu coğrafya, Doğu Avrupa dediğimiz coğrafya aslında yüzyıllar boyunca Türkler için yurt olmuş. Buraya Hunlar da gelmiş, Avarlar gelmiş, Uzlar gelmiş, Bulgarlar gelmiş, Peçenekler, Kıpçaklar, Tatarlar. Yani çok bizdeki tarih derslerinde anlatılmayan bir tarih boyutu var aslında buranın. Yani Karadeniz'in kuzeyi her zaman bir Türk yurdu olmuştur. Bugün bu bölgenin tarihi adı Basarapya'dır mesela. Basarapya diye geçer. Diğer adı Bucak'tır. Bucak kelimesinden gelir. Kumanca da köşe anlamına gelir. Basarap da bir kuman başbuğunun ismidir mesela. Yani bir Türk komutanının ismidir. Kendi adını vermiş bu bölgeye. Hani incelediğimiz zaman, ben şimdi amatör olarak bu konuda bir araştırma yapıyorum. Moldova'daki Türkçe yerleşim yerlerine dair. Yani biz Rumence sanıyoruz ya da Rusça sanıyoruz. Bir köy ismi, bir şehir ismi. Ama biraz karıştırınca, bir de eski haritalara bakınca aslında Türkçe kökenli bir kelime olduğu ortaya çıkıyor. Bazıları zaten açık, aleni bir şekilde ya ben Türkçeyim diyor mesela. Beş bir, elma var şurada mesela. Beş elma falan, bunlar hani Gagavuz yerleşiminde olduğu için biraz daha şey. Mesela ülkenin doğusuna doğru Kaplani diye bir köy var. Kaplani, Kaplan, bir nehir geçiyor, bir küçük bir dere var. Derenin adı da Kaplan. Onun üstünde bir köy var, Kara Hasani. Yani o kadar çok fazla Kışla diye bir köy var. Gagavuzların kendi köy isimleri zaten hep Gagavuzca. Mesela şu an içinden geçtiğimiz köyün adı Kirsova. Bulgarcası Kirsova, Gagavuzcası Başkü. Yani Başköy. Şimdi ileride Beş Elma'nın izasından geçeceğiz. Kongaz, kazların konmasından geliyor. Kongaz. Bir göl var zaten orada. Çok fazla miktarda böyle kaz geliyormuş. İşte kazlar hep konuyormuş. Öyle bir isim. Peki burada hayat nasıl sizce? Şey olarak fiyatlar, maaşlar, askeri ücret. Yani fakir bir ülke. Nasıl anlatayım sana? Asgari ücret ne kadar biliyor musun? Asgari ücret 200-300 euro
arasında. O da 5000-6000 değil. Civarına denk geliyor ama paranın alım gücü düşük. Hani Moldova parasının alım gücü düşük. Burada en büyük insanların geçim kaynaklarından birisi yurt dışında çalışanlar. Evet. Yani 90'larda ve 2000'lerde birçok insan Türkiye'de çalışmış. Bugün 50 yaş üstü bir insanla tanıştığın zaman mutlaka Türkiye'de çalışmıştır. Yani 3 ayda olsa bir gitmiştir, para kazanmıştır. Şimdi genellikle Almanya'ya gidiyorlar. Para ya yolluyorlar da, değil mi buraya? Yani? Evet, Rusya'ya gidiyorlar. Para yolluyorlar. Ülkeye çok büyük bir döviz girişi oluyor bu şekilde yani. Her evden mutlaka bir kişi, iki kişi Almanya'da çalışıyordur, İtalya'da çalışıyordur. Onların gönderdikleri euro ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Bu Balkanlarda da böyle. Evet, evet. Yani bu Moldova Balkanlara giriyor mu, girmiyor herhalde değil mi artık? Avrupa'ya, yani, Kuzey Avrupa gibi oluyor artık. Doğu Avrupa içerisinde Doğu Avrupa'ya ama giriyor, Doğu Avrupa. Kişinin evin alt kısmında hani böyle Balkanlar neresidir diye bir hat çekildiği zaman yani kişinin evden aşağısı evet, Balkan sınırları içerisine girmiş oluyor. Burada bir adet var. Biri öldüğü zaman çay yapılıyor. Kamyonun kasasına konuyor. Hı-hı. Köyün içinde gezdiriliyor. Ya bu Türkiye'de de var. Bu baktım bir tane kamyon gidiyor, kasası açılmış böyle şey. Cenaze var, yanında insanlar yürüyor. Eşyalar var. Tabure var, masa var, halı var. Cık, Allah Allah, bu ne dedim ya. Öğrencilerime sordum. Ya hocam dediler, onu dedi cenaze gömüldüğü zaman cenazeye gelenlere dağıtıyorlar dedi. Aa. Yani ölen kişi öbür tarafta da bu eşyaları kullanmaya devam etsin diye. Nasıl dağıtıyorlar? Ya geliyor, sen katıldın cenazeye. Tamam. Al sandalyeyi götürebilir mi? Sen sandalyeyi götürüyorsun. Halıyı götürüyorsun. Hani ona şeye inanıyorlar. Öbür tarafta bu kişinin bu eşyaları kullanmaya devam edeceğine inanıyorlar. Yani bu şamanizmden. Eskiden öyle ama onu gömmeleri lazım değil mi? Ya artık gömme, artık hani hayat pahalı, gömemiyorlar. Türkler bu arada, yani Türkiye bu Türk okulları, Türk diliyle ilgili bayağı bir ben gördüm Balkanlarda şeyi var. Çok yatırım var çok burada. Çok yatırım var. Çok para yatırılıyor. Yani dili geliştirmek, dili yaymaya çalışıyor belli yani. Yani şey, daha çok böyle soydaşız. Hani aynı soydan evet, geliyoruz. Buyurun. Şey yapalım diye. Destek olmak amacıyla Türkiye'nin çok burada şeyleri var. Yatırımları var. Günaydın Müdür Bey. Günaydın. Merhabalar. Arda. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okul Müdürümüz Ergin Arda. Hoca. Arda. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Gel otur. Otur Arda. Biz işte Türk okuluyuz burada, Moldova'daki tek Türk okulu biziz. Hı hı. 166 öğrencimiz var. Gayet de başarılı bir okuluz. Moldova'da da başarılı bir okuluz. Hı hı. İşte 10 Türk öğretmenimiz var. 15 de Gagavuz öğretmenimiz var. Aa. Bayağı da varmış ya. Var var. İngilizce ders veriyor. Fizik, kimya, biyoloji, matematik dersleri İngilizce. Hı hı. 4 tane dil öğreniyor çocuklar burada. İngilizce, Rusça, Romence. Bunun yanında Türkçeyi de sayarsak dil olarak. Gagavuzca'dan biraz farklı çünkü. Gerçi çok farklı değil de bizim çocuklar onu da dil olarak sayıyorlar. Yani çocuklara da saysak 5 dil biliyorlar. 5 dil biliyorlar. Aman güzel olsun. Şey yapmasın. Çalışıyor kapım. Çalışıyor. Çalışıyor. Çalışıyor, gayet iyi. Yedin kitleni. Da. İyi, çalışsın. Çalışıyor, gayet iyi. Şu an sıkıntı yok. Evet. Burada Moldova eğitim sistemine bağlıyız biz. Yani Türkiye eğitim sisteminin sadece Türkçe derslerimiz var bizim seçmeli. Hı hı. İşte Ünsal Hocam giriyor 4 saat sınıf başına. Diğer tüm dersleri Moldova müfredatına göre veriyoruz. Ortaokul mu burası? Burası lise. Ha, lise. Ortaokulda iki tane de ortaokul sınıfımız. Aslında ortaokul lise karışık gibi. Yani 8-9. Sınıflar burada ortaokul, 10-11. Lise. Böyle öğretmenler odası. Burası. Bir bak, bir Türkiye'deki öğretmenler odasının farkı yok. Evet, bir farkı yok. Evet, bu arada ben de Vietnam'da İngilizce öğretmenliği yaptım bir sene falan. Ondan öğretmenler odası falan böyle var, bakalım ne değişiyormuş bir göreyim onu dedim. Merhaba. Merhaba.
Nasılsınız? İyiyiz, siz? Bizdeyiz, teşekkür ederiz. Türkçe biliyorlar, öğrendiler. Öğrendiler mi? Evet. Zaten biliyordu. Gagavuzca zaten biliyorsunuz değil mi? Evet. Tamam, ne yapıyorsunuz burada? Yine projeye bakıyoruz. Projeye bakıyorsunuz. Ne projesi bu sefer? Ne yapacaksınız? Şimdi bir matris. LED kuple LED tamam. İstiyoruz. Bunun geçeni seviyor. Ha, ışıklarla şey yapacaksınız. Kodlayacaksınız bunu. Bunu siz mi yaptınız? Evet, geçen. Öyle. Ne yapacağız bu sene? Matris. Benim adım da çıkacak mı? İlerletiriz. Benim adım çıkmazsa bir yaptırma. Bak matrisi bile YouTube'dan bakıyorlar ama. Abi. Yani, nerelere geldi YouTube ya? Bizim fizik dersinde böyle bir şey yoktu. Burada böyle bir ders mi var? Yok. Kodlama dersi. Siz nasıl öğrendiniz bunu? Robot kulübü. Kadir Bey bize söyledi ve biz robot kulübü istiyor saçma ve kim ilgileniyor bunlarla ve biz de ilgilendik ve denedik. Ha, robot kulübündesiniz siz. Buranın robot kulübündesiniz. Anladım. Sabahın uçaklarla geliyoruz uçak bahçesine, ondan sonra geliriz okula, okuldan eve, geri, tamam. Başka. Bak her şeyi anladım. Var farklı bir şeyler. Yani. Ne var farklı? Vardır farklı bir şeyler ama hepsi tabii. Aynıdır, anlıyorum ben seni. Mesela kurt, bizde o yabanı. Kurt yabanı? Aha. Bizde kurt, o çelak. Böcek. Kurt. Bizde de solucan. Kurt küçük. Tam solucan. Biz de kurt diyoruz. Solucana. Bizde kurt yaban. Ama küçük kurtlara da bir solucan diyoruz. Şu kadar. Böyle küçük solucanlar kurt değil mi? Ya aynı bizimki de, çok farklı yok. En sevdiğiniz ders ne sizin burada? Hepsi. Hepsi. Siz o zaman çalışkan öğrencilersiniz. Öyle oluyor. Öyle. Güzel, süper. Türkiye'ye bir şey söylemek ister misiniz? İyi bir ülke. İyi bir ülke. Abin Türkiye'de mi? Evet. Çok fazla Türkiye'de olan var. Benim konuştuğum, kimle konuştuysam biri Türkiye'de. Abin ne yapıyor Türkiye'de? Abim okuyor Bursa'da. Bursa'da? Evet. Ha. Benim de teyze burada. Senin teyzen ne yapıyor teyzede? İstanbul'da yaşıyor. Yaşıyor, ne yapıyor? Onun var iki çocuğu. İki çocuğu var? Ha. Orada şu 13 yıldan şimdi. 13 yıldır orada. Aha. Ha. Peki siz Gagavuzca'nın Türkçe ile benzer olduğunu ne zaman öğrendiniz? Biz biliyorduk onun ilerine. Biliyorduk hani var ama biz onu okumadık. Sonra bu liseye geçmediğine biz onu başladık ilerletmeye kendimizi. Ha, niye bu liseye geldiniz peki? İlerleme ve 12. sınıfı bitirme ve başka ülkelere gitmeye okuma. Nereye gitmek? Hangi ülkeye gitmek istiyorsunuz? Yani ilk sıfırda duruyor Türkiye ama ona olmazsa Rusya. Ha, ilk Türkiye sonra Rusya. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi bay. Bizim hocanın dersine mi gireceğiz? Uysal hocanın dersine, Türkçe dersine gireceğiz. Bakalım nasıl öğreteceğim şu Türkçe. Sıramayız. Hocam kolay gelsin. Merhabalar. Gel. Bilin mi? Gel. Sen kendini tanıt. Merhaba, ben Arda. Gagavuzya'ya geldim Türkiye'den. Sizinle tanışmak için. Ondan sonra öyle bir şey yok. Siz normal dersinizi işlerseniz ben de sizle böyle biraz ara ara konuşurum. Tamam. Öyle bir tanışmak istedik. Hoca da davet etti, sağ olsun, teşekkür ederim. Dediler ki bu en çalışkan sınıfmış. En akıllı uşaklar burada. O nedenle geldik. Şimdiki ne öğreniyorsunuz hocam? Ben de okul müdürü gibi geldim ama. Türkçe'de işte bu bizim pekiştirme dediğimiz olay var ya. Mavi, masmavi, kırmızı, kıpkırmızı. Pekiştirme örneklerini verdik. Şimdi öğrenciler cümlelerde kullanıyordu bunları. Sen en güzel yerinde
Geldi. Tamam. Evet. Haydi bakalım gençler. Bu pekiştirmelerimizden birini bir cümlede kullanın. Hadi bak YouTube'a çıkarsınız. Eleonora. Bizim sokaklar görülmüş oldu var. Şu an daha iyi gidiyoruz. Bizim sokaklar geniş oldu. Hocam mesela Gagavuzca'da böyle bir pekiştirme gibi bir şey yok mu? Var. Aynısı var. Aynısı değil mi? Evet. Var mı sizin ama Gagavuzca'da da böyle bir pekiştirme var mı? Evet. Aynı. Peki mesela Gagavuzca ile Türkçe çok farklı geliyor mu size? Yoksa kolayca öğreniyor musunuz? Kolay değil mi? Peki hiç mesela Gagavuzca bilmeyen var mı aranızda? Ya da beni anlamayan? Do you understand me all when I speak Turkish? All of you understand me? Okay, so... They don't understand. You know what? Sen Türkçe bir Gagavuzca biliyor musun? Ha, biraz. Evet. Çüçü. En çok kim? Mesela Gagavuzcayı evde mi öğreniyorsunuz siz burada? How do you learn Gagavuz language? Biliyoruz. Yani biliyorsunuz. Evde doğru. Yani anne babanızdan öğrendiniz değil mi? Evet. Çocukluktan öğrendiniz. Evet. Anladım. Peki Türkçe öğrenmek kolay geliyor mu size? Evet. Güzel. İyi. Öyle ben de geleyim. Çok da sizin zamanınızı da almak istemiyorum yani açıkçası. Türkçe'yi bilmeyen İngilizceyi iyi biliyordur yani. Ha. Onda öyle bir şey var. Türkçe anlaşamıyorsak kanal değiştiriyoruz, İngilizce öğreniyorsunuz. O şekilde iletişim kuruyoruz yani. Güzel, süper. Bir şey söylemek ister misiniz? Var mı bir şey söylemek isteyen var mı? Ben burada Gagavuzları merak ettim. O nedenle gelip burada videolar çekiyorum, köylere gidiyorum. İşte davet ettiler, teşekkür ederiz. Gelip bir okulları görmek istedim. Öyle sonra sizi YouTube'a koyacağım. İster misiniz YouTube'da olmak? Evet. İyi tamam. Peki. O zaman. Böyle ben başka bir şey söylemeyeceğim. Tamam, çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Merhabalar. Merhaba. Bunlar da kantinler. Burada mesela kaçta? 8'de başlıyor sanırım. 8'de. Kaçta bitiyor? 3 çeyrekte bitiyor. 8'de başlıyor. 3 çeyrekte bitiyor derse. Bazı sınıflar daha erken bitiyor. Daha az ders olan sınıflar var. Nasıl da diyebiliriz. Aa. Öyle açık mı? Açıktır. Ya yoksa hemşehrimiz var. Bizim okulda da revir vardı. Hep buz veriyorlardı bize. Yok bizim hemşehrimiz çok iyi. İyi midir? İyi. Buz var mı burada da? Yok. Direkt şey o müdahale eder. Boya zamanından kalma disiplini. Laboratuvar zamanında kalma olanlar disiplinde gerçekten. Yaptınız mı robotu? Hayır olsun. Nasılsın? İyiyim. Bak bu abi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Öğrenci mi? Öğrenci. 8. sınıf. Öğrenci mi? Öğretmen mi? Anlayamadım ben artık. Bak daha 8. sınıf benimle aynı boyda. Maşallah. Daha biraz kaldı. Biraz kaldı. Beni geçerse vereceğim 1'i. Burada not sistemi nasıl? 100 üzerinden mi? 10 üzerinden sınavları mi? Sınavları 100 üzerinden okuyoruz. Sonra 10 üzerinden notları veriyoruz. Bak, Türkiye'den misafirimiz geldi. Merhaba. Merhaba abim. Arda. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Okul başkanı Arda. Ben Olga. Tanışma memnun oldum Olga. Okul nasıl? Başkanımız Olga. Ay, çok evet, iyi. İyiyim. Siz nasılsınız? İyidir. Hadi gel biz de gidelim yemeğe doğru. Olga da nasıl Olga burada? Okumak eğlenceli İyi, mi? İyi, eğlenceli ama tabii ki kendi şeylerimiz de var. Eğlenceli aslında evet, çok seviyorum okulumu. Olga Gagavuz gibi konuşmuyor ama Türkçeyi öğrenmiş evet, yani. Evet çok iyi çünkü Türk dizilerini izledim. Türk dizilerini izledim. Evet anneannem Türkiye'de çalıştılar. He. Ben de bir kere gitmiştim o yüzden Türkçeyi iyi bilirim. Ama bir niyetim yoktu yani Türkçeyi öğrenmek, bir şey söylemek. Diana da işte çok iyi Türkçe biliyor. Ha güzel. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Korkma. Bir anda. Öyle bir Türk okullarını geziyoruz burada. Nasıl? Güzel mi burada?
okullar. Memnun musunuz? Çok memnun. Çok memnun. Hoca yanında diye mi? Tamam ben gideyim. En sevdiğim hoca. En sevdiğim hoca tamam. Sağ ol. Evet. Gelelim. Burası yemekhane mi? Evet, evet. En sevdiğimiz yer. Okulun yemekhanesi. Burada böyle hep bir perde sistemi var. Şeylere girerken evet, böyle marketlere. Bakalım. Yemekhanede böyle. Türk okulunda. Bereketli olsun gençler. Afiyet olsun. Ne var bugün menüde? İyiyiz. Kaşar. Ne bu? Kaşar. Tamam. Biz bilmiyoruz ne. Türkçe ne demek yani? Şu da bu şey mi? Moldova yemeği mi? Moldova yemeği. Ben ilk defa gördüm. Sen de mi gördün? Yok. Aslında bu da işte yani kaşa biz diyoruz. Kaşa. Siz de yiyebilir misiniz aslında? Tamam tadına bakarız biz de. Bu müsli. Tamam teşekkürler. Bu nedir? Müsli, müsli. Ha, müsli. Tamam. Kaşa biz kaşa diyoruz. Güzel. Koyayım size de. Çok teşekkür ederim. Ben tabii bir tane aldım yeter bana. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Arda Türkiye'den geldi. Ben Türkiye'den geldim. Bir sizi ziyaret etmek istedim. Böyle burada nasıl gidiyor okullar diye. Öyle tanışmaya geldim sizinle. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Güzel mi burada okumak? Okumak güzel ama yemek böyle. Yemekleri iyi değil mi? Başka da böyle. Güzel. Arkadaşlar, böyle bir okula misafir olduk. Oradaki, burada nasıl eğitim var? Hem de öğrencilerle konuşmuş olduk. İlginç bir bölüm oldu bizim için de.